Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii TÜBİTAK bütçesi üzerine konuşmak için kürsüdeyim ama inanın konu TÜBİTAK'ta olunca sussam gönlüm razı değil, söylesem kâr eylemez halinde buraya çıktım. Çünkü bilimsel ve teknik araştırmanın sizin hayatınızda ne kadar az yer kapladığını uygulamalarla görmenin üzüntüsünü yaşayan bir milletvekiliyim. Değerli milletvekilleri, biz neden fakiriz? Neden dolarla, euroyla baş edemiyoruz? Neden bu enflasyon canavarı dediğimiz şey başımızda? Neden çocuklarımızın çantası dolmuyor, beslenme çantası dolmuyor diye tabii düşünüyoruz. Buradaki en önemli mesele şu, bana sorarsanız. Bizim ülkemizde üretilen yüksek katma değerli ürün satılamıyor. Daha doğrusu böyle bir üretim yapılamıyor. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatımızdaki payı sadece %3. Bakın, örneğin Fransa'da bu pay %21. Ama siz en ufak bir para bulduğunuzda bunu araştırmaya, geliştirmeye harcamak yerine beton mikserlerinin peşinden koşarak nerede bir kanal açsak, nerede bir beton döksek, nerede yeşili katletsek diye bu işlerle uğraşıyorsunuz. Bu nedenledir ki meclisteki özel durumu ayrıksı tutarak söylüyorum, yaptığınız mangal partileri Türkiye gündemine oturuyor. Yapın, yiyin, helal hoş olsun. Ama biz istiyoruz ki Türkiye'de herkes bunu yapabilsin. Biz istiyoruz ki bir yandan sizin mangal partileriniz konuşulurken öte yanda çocuklarımızın beslenme çantalarının dolması meselesi konuşulmasın. Eğer biz 157 ülke içinde sefalet endeksinde 10. olmasaydık, bizden fakir yalnızca 9 ülke olmasaydı, bizden zengin 146 ülke olmasaydı belki bu meseleler hiç gündeme gelmeyecekti. Bunun çözümü tam da TÜBİTAK'ın isminde geçtiği gibi bilimsel ve teknik araştırmadan geçiyor değerli milletvekilleri. Örneğin LG, örneğin Ford ülkemizde batarya üretecekti. Üretmedi gitti. Örneğin Volkswagen Manisa'ya çok büyük bir fabrika kuracak. 4000 Manisalı genç kardeşimiz orada iş bulacaktı. Bıraktı, Doğu Avrupa'ya gitti. Neden biliyor musunuz? Sizin anlayışınız yüzünden. Ve sizin bu anlayışınız bakanın dilinden döküldü. Volkswagen niye gitti diye sorduğumuz zaman, gazeteciler sorduğu zaman giderse gitsin dedi. Bu umursanmadı, önemsenmedi. Değerli milletvekilleri, yüksek katma değer yaratan ürünlerimizin ihracatımızdaki payı %3 iken 11. kalkınma planında 2023 hedefinde bu hedef 5.8 olarak koyulmuştu. Hedef tutturulması gerekir, tutturamadınız. Zaten çoğu hiçbir hedefinizi tutturamıyorsunuz, önemli değil. Ama burada önemli olan şey şu, 12. kalkınma planında, yani bir sonraki kalkınma planında bu 5.8 3.7'ye düşüyor değerli milletvekilleri. Yani hedefi bile küçültmüş durumdasınız. Dolayısıyla buralara dikkat çekmek istiyorum. Her yerden keseceğiz, TÜBİTAK gibi kurumlara vereceğiz. Her yerden keseceğiz, uzay ajansı gibi kurumlara vereceğiz. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin NASA bütçesi 23,5 milyar dolar, TL değil, dolar. Tabii bizdeki TL'ye göre siz çarpın bunu. Çin'de 11,7 milyar dolar, bizdeki TL kuruyla, döviz kuruyla siz çarpın bunu. Bizde ne kadar biliyor musunuz bu işler? 2 milyar TL. İşte her yerden keseceğiz, buralara para ayıracağız. Her yerden kesip TÜBİTAK'a para ayıracağız. Lütfen bu kurumlarımızı daha fazla önemseyelim. Bırakalım sizin enişteniz, kaynınız, baldızınız, tarikatçınız, cemaatçiniz başka yerlerden maaş alsınlar. Yeter ki bu ülke gelişime açık bir ülke olsun. Çok teşekkür ederim.